Dünyanın gözü kulağı önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta olacak. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Ancak Birleşmiş Milletler'in rolü ve reform ihtiyacı halen gündemde diyebiliriz. Örgüt bu haliyle dünya barışına değil de İkinci Dünya Savaşı'nın galip ülkelerine hizmet etme görünümünde ne yazık ki. Biz de bir dosya hazırladık. İsterseniz ekranlara gelsin. Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 25 Eylül'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantılarda dünya liderlerinin vereceği mesajlar merak konusu. Merak edilen bir başka konuysa, Birleşmiş Milletler'in yapısıyla ilgili reform çalışmalarında somut bir ilerleme sağlanıp sağlanmayacağı. Suriye'deki iç savaş Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının işlevsizliğini de ortaya koyuyor. 8 yıldır yapılan hiçbir Güvenlik Konseyi toplantısından uzlaşı kararı çıkmadı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından atanan hiçbir özel temsilci de silahları susturmayı başaramadı. Ve bu Birleşmiş Milletler'in ilk başarısızlığı da değil. Yakın tarih benzer örneklerle dolu. Eski Yugoslavya'da yaşanan savaş sırasında Birleşmiş Milletler, on binlerce Müslüman boşnağın ölümüne seyirci kaldı. Ruanda'da soykırım yaşanırken Birleşmiş Milletler katliamları önleyecek bir adım atamadı ya da atmadı. Örgüt, kronikleşen sorunlar karşısında da çaresiz. Filistin'deki işgalin son bulması için genel kurulda alınan kararlara rağmen Güvenlik Konseyi'nde her defasında İsrail lehine kullanılan Amerikan vetosu Orta Doğu'da çözümü imkansız kılıyor. Özellikle İsrail-Filistin meselesinde yıllarca alınan temel kararlar var. Mesela aklıma geliyor 242. madde vesaire. Bu bağlamda da bir somut netice alınamadı. Bu da neye sebep oldu? Bugün işte bugüne kadar İsrail'in bir bağlamda fevri yani kendi hiçbir şey uluslararası hukuku tanımadan politikalarını baskıcı politikalarını kimlerin aleyhine, Filistinlerin aleyhine sürdürmesi gibi krizlerin çatışmalarla neticelenmesini ve hatta işte bugüne kadar yaşaya geldiğimiz sorunlarla dünyanın karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. Yine hazırlanan onca barış planına rağmen Kıbrıs, Karabağ ve Keşmir gibi bölgelerde de Birleşmiş Milletler'in çabaları nihai bir uzlaşıya yetmiyor. İşleme konulmayan kararın İnsanlık için ne anlamı var ya? Ne anlamı var? Siz insanlığı aldatıyorsunuz ya. Kandırıyorsunuz. Biz boşu boşuna dünya beşten büyüktür demiyoruz. Birleşmiş Milletler'in kuruluş tarihi 24 Ekim 1945. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden hemen sonra. İşte bu nedenle örgütün yapısı ve işleyişi İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin egemen olduğu bir dünya düzenini öngörüyor. Oysa günümüz dünyasının gerçekleri farklı. Örgüt bu haliyle o gerçekleri değil, küresel sistemdeki adaletsizliği temsil ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan işte başarıyla nispeten çıkan ülkelerin ağırlıklı olarak temsilinin bugün dünyanın sorunlarını çözmekte yeterli kalmadığını görüyoruz. Çünkü onlar kendi çıkarlarında o sistemi kitleyebiliyorlar. 1945'te masanın üzerine koyduğunuz zaman dünyadaki ülkeleri, evet bu ülkelerin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmasının bir manası vardı. Aradan 74 sene geçti. Siz niye daimi üyesiniz diye sorduğunuzda biz 2. Dünya Savaşı'nı kazandık diyorlar. Ya aradan neredeyse 100 yıl geçecek. Yani 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış olmanız bugün bu hakkı niye size veriyor? Birleşmiş Milletler'in bugünkü yapısında 193 ülkenin temsil edildiği genel kurulda alınan karar sadece tavsiye niteliğinde. Yaptırım gücü olan tek organsa Güvenlik Konseyi. Temel ilkelerden bir tanesi der ki bu örgüt, Birleşmiş Milletler örgütü egemen devletlerin eşitliği ilkesi üzerine kurulmuştur. Fakat söz konusu olan Güvenlik Konseyi olduğunda orada 15 üye var. O 15 üyenin 5 tanesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti herhangi bir konuda hayır oyu verirse o zaman o kararın alınmasına imkan yok.
Şimdi o zaman bu egemen devletlerin eşitliği ilkesi işlemiyor Güvenlik Konseyi'nde. Birleşmiş Milletler'in ana felsefesi aslında daha Güvenlik Konseyi'nde ortadan kalkıyor. 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var. İşte bu 5 ülke 2. Dünya Savaşı'nın galipleri, yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. 5 daimi üyenin önceliği ise dünya barışına katkı sağlamak ya da küresel sorunlara çözüm bulmak değil, mevcut statükoyu korumak. Artık 2. Dünya Savaşı sonrası dünya yok. Dünya çok değişti. Öyleyse sadece 5 daimi üye ile idare edilen bir dünya değil, tüm dünya ülkelerinin görev aldığı dünya ülkeleriyle idare edilen bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanı olacağına inanıyoruz. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısına yönelik en büyük itiraz Türkiye'den geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl genel kurulda yaptığı tarihi konuşmada daha adil bir dünya için reform beklentisini dile getirmişti. Güvenlik Konseyi'nin demokratik, şeffaf ve etkin bir yapıya kavuşmasını istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği değişiklik ise şöyle. Güvenlik Konseyi 20 üyeden oluşmalı, üyelerin yarısı her yıl yenilenmeli, her üyenin temsil süresi 2 yıl olmalı, daimi üyelik ve veto hakkı kaldırılmalı. Peki Birleşmiş Milletler yapısında değişim isteyen tek ülke Türkiye mi? Elbette ki değil. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın mağlupları aradan geçen 73 yılda büyük mesafeler kaydetti. Almanya bugün ekonomisiyle Avrupa Birliği'ni ayakta tutan en önemli güç. Bu nedenle Almanlar kendilerinin içinde olmadığı bir güvenlik konseyinin aldığı kararlara da şüpheyle yaklaşıyor. Aynı durum Japonya için de geçerli. Üstelik Almanya ve Japonya 5 milyar doları aşan Birleşmiş Milletler bütçesine en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında. Almanya'nın ya da bir Japonya'nın işte dünya siyasetindeki yeri, iktisadi olarak önemi, ona rağmen güvenlik mesela konseyinde olmaması, bütün bunlar bu reform tartışmalarını yeni de değil, uzun bir süredir uluslararası camia içerisinde meşgul ediyor. Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde büyüyen ekonomik güçlerine karşın siyasi kararlarda devre dışı bırakılmaktan şikayetçi. Ama bu talepler 5 daimi üye tarafından görmezden geliniyor. 11 Eylül saldırıları sonrasında George Bush'un takip ettiği siyaset, Bush doktrini olarak ifade edilen siyaset aslında Birleşmiş Milletler sistemini çökertti. Çünkü o Bush doktrininde diyordu ki Bush, Birleşmiş Milletler eğer Irak'a karşı bir adım atılmasında bizim yanımızda durur, Güvenlik Konseyi bir karar alırsa ise bu güzel bir şey. Bundan memnuniyet duyarız. Ama Güvenlik Konseyi ister karar alsın, ister almasın. Biz kendimize dönük 11 Eylül benzeri başka tehditlerin ortadan kalkması için kendimize uygun olan, çıkarımıza uygun olduğunu düşündüğümüz adımları atacağız. Güvenlik Konseyi'nin yapısı, dünya nüfusunun dağılımına göre de adil olmayan bir yapıda. İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İslam dünyasının temsil edilmemesinin adaletsizlik olduğunu sık sık vurguluyor. Aynı şekilde Afrika ülkeleri de Güvenlik Konseyi'nde Afrika'ya özel bir kota ayrılmasından yana. Kaldı ki Birleşmiş Milletler'in Afrika'daki yıllardır süren iç çatışmalar ve yoksulluğa karşı verilen mücadelede başarısız olduğu da aşikar. Tablo, Afrika ülkelerinin bu talebinin nedenle haklı olduğunu da gösteriyor. Birleşmiş Milletler, yaşanan insani trajediler karşısında sadece seyirci olarak kalmıyor. Kimi zaman işlenen insanlık suçlarına da ortak oluyor. Tıpkı Srebrenica'da olduğu gibi. 8000 Boşnak erkeğin bir gecede katledildiği Srebrenica'daki kurbanlar, Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapan Hollandalı askerler tarafından Sırp güçlerinin insafına terk edilmişti. O Hollandalı askerlerden birinin Srebrenica'daki fabrikanın duvarına yazdığı bu sözler belki de Birleşmiş Milletler'i anlatan en güzel söz. United Nothing, yani Türkçesi Birleşmiş Hiçbir Şey.